Merhabalar. Merhaba Batuhan, nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? Ben de iyiyim, teşekkürler. Bize biraz kendinden bahseder misin? Hangi liseden mezunsun? Daha sonrasında neler yaptın? Tabii ki de 2014 yılında Işıkkent Eğitim Kampüsü ve Özel Anadolu Işıkkent Lisesi'nden İzmir'de mezun oldum. Ondan sonra Virginia Tech'e 2014 girişimi yaptım. 2018'de de oradan mezun oldum. Şu anda da Eldor şirketinde İzmir bünyesinde İzmir Eldor şirketinde çalışıyorum. Tamam, teşekkürler. Peki üniversite için araştırma yaparken internetten mi baktın yoksa herhangi bir dernekten yardım aldın mı? Bizim okulda yurt dışına gitmek isteyen öğrencilere destek olarak çalışan bir ajans vardı. Onlarla beraber çalıştım ben okula başvururken. Onlardan destek aldım. Tabii bunun dışında internetten de kendi baktığım konular olmuştu. Tamam, teşekkürler. Peki neden bu üniversiteyi tercih ettin? Neden bu üniversiteyi tercih ettim? Ben yaklaşık 8 üniversiteden falan kabul aldım. Annemin yanında çalıştığı arkadaşlarından bir tanesinin komşusu Virginia Tech'te yüksek lisans yapıyordu. Akademisyenlik ve yüksek lisans yapıyordu. Ondan da bir yani onun da bir şeyini alayım, ona da bir danışayım derken neden Virginia Tech'i düşünmüyorsun dedi. Ondan sonra bir baktım, inceledim. Sıralaması hoşuma gitti. Verebileceği ve bana katabileceği şeyler hoşuma gitti ve oraya gitmeyi tercih ettim. Tamam, teşekkürler. Peki biraz Amerika başvuru sürecinden bize bahseder misin? Nasıl oluyor bu süreç? Tabii ki de 11. sınıfın sonlarına doğru başvurmaya başlamanız gerekiyor aslında. Erken oluyor. 12. sınıfta Eylül, Ekim gibi başvuruları bitirmiş olmanız gerekiyor. Mart, Nisan gibi kabul geliyor. Bu sürede her okula farklı farklı başvuruyorsunuz. Tek bir yerden başvurduğunuz birkaç site daha var. Ama onlar bazı okulları kapsıyor, bazı okulları kapsamıyor. Başvurunuzu yaparken İşte transkriptinizi yollamanız gerekiyor. SAT sınavına girdiyseniz SAT notlarınızı paylaşmanız gerekiyor. İngilizce bilginizi gösteren IELTS veya TOEFL gibi sonuçların skorlarını paylaşmanız gerekiyor üniversitelerle. Bunun dışında neden o okulda okumak istediğiniz veya neden o bölümde okumak istediğinize dair yazdığınız bir essay veya birkaç sayfalık bir dokümanla birlikte başvuruyorsunuz. Sonra kabuller geldiğinde kendi kararınızı vermeye başlıyorsunuz. Tamam, teşekkürler. Peki en fazla kaç okula başvurulabiliyor? Benim bildiğim kadarıyla bir sınırlama yok ama tavsiye edilen 10-12 okula başvurun. Bu 12 okulun 3-4 tanesi kesin olarak girebileceğiniz gözüyle baktığınız okullar olsun. 5-6 tanesi ya girerim ya giremem diye düşüneceğiniz okullar olsun. Geri kalan kısmı da gerçekten girmenizin şansa bağlı olan okullar olsun. Yani mesela benim o okullardan biri MIT'ydi. Giremeyeceğimi biliyordum. Bilmeme rağmen başvurdum. Çünkü gelir de şans tutar da kabul ederler diye düşündüm. Olmadı. Girip giremeyeceğim konusunda tereddütlü olduğum okullardan 4-5 tanesinden kabul geldi. Onlardan birini seçtim. Tamam, teşekkürler. Şimdi takipçilerimizden bir soru geldi. 12 Tabii ki. artı 1 programda host ailede ya da yurtta kalmayıp kendi şartlarımızda da kalabiliyormuş. Benim bildiğim kadarıyla o okuldan okula değişiyor. Bizim okulda ilk sene yurtta kalmak zorunluluktu. Özel izin almanız gerekiyordu. Ama onun dışında yurttan çıkabilirsiniz. Tamam, teşekkürler. Bir tane daha soru geldi. Herhangi bir bursla mı gittim yoksa ailevi destek mi diye bir soru var. Ailevi destekle gittim. Amerika kısmında burs bulmak birazcık zor. Hele nasıl söyleyelim? Çok fazla kişinin başvurduğu ve çok kapışmalı olarak girilmeye çalışan okullarda burs imkanları düşüyor. Sporcu bursuyla veya bu tarz burslarla gitmek birazcık daha yüksek olasılık. Akademik burs almamız birazcık daha zor oluyor. Tamam, teşekkürler. Başvuru sırasında aslında IELTS ve TOEFL'ın istendiğini söyledin. Peki hangi skorda isteniyor? IELTS'te bildiğim kadarıyla 6 veya 7 üzeri. Yani okuldan okula değişiyor. Gireceğiniz bölümden bölüme göre değişiyor. Ama 6 ve 7 güzel bir skor olarak kabul ediliyor. TOEFL hakkında çok bir bilgim yok. Ben TOEFL'a girmedim çünkü. Tamam, teşekkürler. Peki okulunu sevdiğin ve sevmediğin özellikleri neler? Okulun sevdiğim ve sevmediğim özellikleri neler? Okulun sevdiğim özellikleri çok fazla öğrencilere çok fazla imkan sunuyor. Facility olarak olsun,
öğrenci gruplarını ve kulüplerini desteklemek konusunda olsun, kendinizi geliştirmenize katkı sağlıyor o konuda. Sevmediğim tarafı ise bulunduğu çevre birazcık daha kasabaya yakın bir çevreydi. Büyük bir şehrin içinde bulunmuyor ve şehrin tamamını öğrenciler oluşturuyor aslında bir bakımdan bakarsanız. 30 bin kişilik bir nüfus okul zamanında varken 10 bin kişiye, 12 bin kişiye kadar düşebiliyor tatil zamanlarında. Tabii bu yüzden etraftaki aktiviteler çok da gelişmiş olamıyor. Sinemaya gitmekte zorluk çekebilirsiniz veya sürekli aynı restoranlara gitmek zorunda kalabilirsiniz ama onun da kendi içinde güzellikleri var. Büyük şehirden zevk almıyorsanız veya hoşnut duymuyorsanız küçük şehirleri tercih etmeyi de düşünebilirsiniz. Tamam, teşekkürler. Peki Amerika'daki üniversitelerde sınav sistemi nasıl oluyor? Yani Türkiye'de 4 üzerinden sınav var. Orada kaç üzerinden? Üniversite sınav sistemi 4 üzerinden oluyor yine ama grade letter olarak bakılıyor. A artı A eksi, B, B artı B eksi. Onların denk geldiği bir puantaj var 4 üzerinden. Ona göre hesaplıyorlar sonrasında. Tamam, teşekkürler. Peki Virginia Tech'te mühendislik okuyan bir öğrencinin bir günü nasıl geçiyor? Ha, Virginia Tech'te mühendislik okuyan bir öğrencinin bir günü sabahtan kalkıp derslere gidiliyor. Derslerden geldikten sonra ödev yapılıyor. Proje üzerinde yaptığınız bir çalışma varsa projede yaptığınız arkadaşlarınızla toplantılar yapılıyor. Proje üzerinde çalışılıyor. Sınav zamanı geldiğinde de bütün gün sınava çalışıyorsunuz. Birazcık öyle geçiyor. Tamam, teşekkürler. Peki sen Amerika'ya ilk gittiğinde seni en çok zorlayan şey neydi? Beni Amerika ile en çok zorlayan şey neydi? Ben çok kolay adapte olabilen bir insanım. O yüzden beni çok zorlayan bir şey çıkmadı karşıma. Yani kişiden kişiye değişecek şeyler var o konu içerisinde. Zaman zorlayabilir bazılarını. Bazılarını yemekler zorlayabilir. Ama dediğim gibi ben çok kolay adapte olabilen bir insan olduğumdan çok sıkıntı yaşamadım. Tamam, teşekkürler. Peki genç yaşta aile ve arkadaşlardan uzak olmak nasıl bir duygu? Aile ve arkadaşlarından uzak yaşamak nasıl bir duygu? Zor bir duygu. Özlem hissediyorsunuz. Hep kafanızın arkasında bir şey olursa nerede olacağım veya bir şey olursa nasıl ulaşabilirim onlara diye düşünüyorsunuz. Ama teknoloji sağ olsun artık iletişime geçmesi daha kolay. Kendinizi daha rahat konuşabiliyorsunuz onlarla daha rahat bir şekilde iletişime geçebiliyorsunuz. O yüzden özlem var ama özlem fiziksel olarak orada olamamaktan dolayı bir özlem. Alışılıyor. Biz ilk sene bayağı zorlananlar oluyor. Sonra birazcık daha rahatlamaya başlıyor. O özleme alışmış olmanın getirdiği şeylerden dolayı. Ama alışılıyor. Tamam, teşekkürler. Peki saat farkı herhangi bir zorluk yarattı mı? 6-7 saat, Virginia ile 6-7 saat vardı. Bu bana çok zorluk yaratmadı aslında. Yani ben dersten geldiğimde Türkiye'de saat 10 oluyordu. Hani konuşmak için ne vaktiniz oluyordu konuşmak istediğinizde. Sizin gününüz geçerken Türkiye'de gece saati oluyordu. Yani günün geri kalanı geçerken Türkiye'de gece saati oluyordu. Onlar da gece saat, onlar Türkiye'de sabah saatleri olurken sizin gece saatiniz oluyordu. Zaten o çalışma esnasında, çalışma saatleri arasında çok farklılık oluşmuyordu öyle bir durumda. İletişimde rahatlık, boşluklarınızda iletişim rahatlığı yaşayabiliyordunuz. Ama daha batı kıyısına doğru giderseniz 12 saate kadar çıkıyor doğru hatırlıyorsam. Tabii 12 saate kadar çıkıyor. O zaman birazcık karışıklar olmaya başlıyor. Tamam, teşekkürler. Bunda çok fazla Türk öğrenci var mıydı? Benim okulumda çok fazla Türk öğrenci vardı. Şöyle söyleyeyim. Çoğu yüksek lisans yapıyordu veya çoğu akademisyenlik yapıyordu. Lisans programlarına giren öğrenci sayısı bir elin parmaklarını geçmiyor genelde her sene. Ama Türk öğrenci grubu var. Turkish Student Association var. O gruba dahil olduğunuzda etraftaki Türk arkadaşlarla, Türk öğrencilerle tanışmaya başlıyorsunuz. Etkinlikler düzenleniyordu ben okurken.
Hani gidip bir şey yapabiliyorsunuz. Gidip bir kaynaşabiliyorsunuz. Böyle memleket özleminizi giderebiliyorsunuz birazcık da olsa. Tamam, teşekkürler. Peki, Amerika'da okumak hep hayalin miydi? Şöyle lise zamanında karar vermiştim ben. Liseye geçerken lisemi tercih etmemin nedeni de ben yurt dışında okuyacağım. Amerika veya Kanada olması dileğim diye o şekilde karar verdim ve o yönde çizdim yolumu. Ona göre de zaten hazırlıklar yaptım. Çünkü Amerika'daki okulların baktığı en önemli şeylerden biri de lisedeki not ortalamanız ve lisedeki ders başarınız aslında. Tabii bunun yanında sosyal aktiviteleriniz ve yaptığınız diğer aktivitelere de göz önünde bulunduruyorlar. Tamam, teşekkürler. Aslında biraz bölümünle ilgili de konuşmak istiyorum. Bize biraz Tabii ki. bölümünden bahseder misin? Ben elektrik elektronik mühendisliği okudum Amerika'da. Dersler olarak baktığınızda çok bir farklılık yok ama daha fazla aktivite yaptığınız noktalar oluyor. Daha fazla insanlara sunulan projeler oluyor. Mesela bizim okulun bir tane elektrikli yarış grubu vardı. Elektrikli motorunu bizim okulun öğrencileri yapıyordu. Tabii bunu elektrik, elektronik ve bilgisayar mühendisliğinden alıyorlar. Bu gruplara katılmak, bunun aynısını elektrikli yarış arabası için de konuşulmuştu diye hatırlıyorum. Bu tarz gruplara katılıp bu gruplarda size okulun bütçesiyle destek olunabiliyor ve kendinizi mühendislik açısından geliştirmeniz mümkün oluyor. Mezun olduktan sonraki iş imkanları nasıl? Mezun olduktan sonraki iş imkanları neler? Tıt tıt tıt. İş bulması yabancılar için birazcık daha zor olan noktaları var. Okul derecenize bakıyorlar. Çok kompetitif. Yabancı kabul eden şirket sayısı aslında çok az. Ve bu yüzden çok fazla öğrenci, çok fazla yeni mezun başvuruyor. Bunun dışında okulun size tanıdığı, daha doğrusu devletin size tanıdığı bir hak var. Orada yeşil şey öğrenci vizesiyle giderseniz bir sene çalışma izni sunuyor size okulun desteğiyle. Tabii bunu kabul edecek şirketleri bulması da birazcık zorluk yaşayabiliyorsunuz. Çünkü security clearance isteyen şirketler var veya yaptıkları işten dolayı devletle veya askeriyeyle çalıştıklarından dolayı sizin arka planınıza bakmak isteyen şirketler var. Bu şirketlerin yani bu security clearance'ı almak için de vatandaş olmanız gerekiyor genelde. Tamam, teşekkürler. Okumak için sen neden bu bölümdeydin? Hep aklında olan bir bölümdü. Elektrik elektronik benim istediğim bölümdü. Elektrik elektronik mühendisliği. Liseden mezun olduktan sonra zaten mühendislik bölümüne başvurdum ben. Mühendislik departmanına başvurdum. Virginia Tech'te okuduğunuz mühendislik departmanında okuduğunuz ilk sene genel mühendislik diye geçiyor. Bir sene boyunca ortak alınacak dersler, tüm mühendislerin ortak alacağı dersleri herkesle birlikte alıyorsunuz. Senenin sonunda istediğiniz bölümü deklare ediyorsunuz. Kabul olursanız o bölüme girip bu sefer o bölümü derslerinden almaya başlıyorsunuz. Ben aslında birazcık elektrik elektronik ve aerospace üzerinde kararsız kalmıştım ama en sonunda elektrik elektroniğe doğru yöneldim. Tamam, teşekkürler. Peki gelecek planların neler? Gelecek planlarım neler? Aklımda yüksek lisans yapma konusunda bir düşünce vardı. Ama benim yüksek lisans yapmak istediğim bölüm matematik üzerine. Şu anda onun fizibilitesi üzerine düşünüyorum ve çalışıyorum birazcık da. Bunun dışında Türkiye'de bir şirkette çalışıyorum şu anda Eldor Corporation diye. Orada birazcık daha ilerlemek, birazcık daha bilgi sahibi edinmek. Yani gelecek hakkında çok fazla plan yaparken öngörülü davranabiliyorum bazen. Kimselerimizden soru Tabii gelmeye ki. başladı. Amerika çıkarıyor. Üniversiteye kabul edilip vize iptal olursa ne olur diye bir soru geldi. Üniversiteye kabul edilip vizanın iptal edildiğini görmedim ben açıkçası. Amerika bazı haklı arkadaşlar. Amerika turist vizesinde bazen sıkıntı çıkartabiliyor. Ama üniversiteye kabul olduğunuz anda, üniversiteden elinize kabul belgesi geldiği anda vize konusunda çok sıkıntı çıkardıklarını görmedim ben. Giden arkadaşlarımdan da duymadım. Tamam, teşekkürler. Tamam, teşekkürler. Bir tane daha soru geldi. Yabancı Tabii ki. öğrenciler için 1 yıllık eğitim ücreti. Ben...
mühendislik için nedir? Yabancı öğrenciler için bir yıllık eğitim ücreti aslında şöyle söyleyebilirim. Amerika'dakinde bir yıllık eğitim ücreti şuna göre belirleniyor. Dönem bazlı belirleniyor öncelikle yıllıktan öte. In-state ve out-of-state diye bir kavram var. In-state öğrenciler Virginia eyaletine bağlı öğrenciler belli bir indirim alıyor. Out-of-state öğrenciler ise Amerika'dan gelmiş olsalar bile out-of-state sayılabiliyorlar. Hani yurt dışından geldim ve Amerika'nın başka bir eyaletinden gittim, biz aslında aynı fiyatı ödemek zorunda kalıyoruz. Benim okul yaklaşık 22 bin dolardı dönemliği. Yani 40 44-45 bin dolara yakın bir şey geliyordu okulun tüm masrafları, okulun eğitim masraflarıyla birlikte. Tamam, teşekkürler. Peki okuduğun bölümde kendini geliştirmek için neler yapıyorsun? Okuduğun bölümde kendini geliştirmek için neler yapıyorsun? Elektrik elektronik aslında çok geniş bir alan. Elektriğin dahil olduğu her şeyi elimize atabiliyoruz. Bu alanda geliştirmek için kitap okuyorsun. Yani bu alanda kendinizi geliştirmek için kitap okuyorsunuz. İş yerinde çalışırken öğrendiğiniz projeler oluyor. Bu projeler üzerinden kendinize farklı farklı bilgiler katabiliyorsunuz. Mühendisliğin aslında en iyi öğrenildiği taraf iş yaparken oluyor, çalışırken oluyor. Okulda aldığınız teorik bilgilerin pratikte işlenmesi çok kolay olmayan bir şey ve sadece bunu iş yaparken, yani çalışmaya başladığınız zaman görebiliyorsunuz. Ben hala da o aşamadayım aslında. Teorik bilgilerimi nasıl pratiğe dökebilirim aşamasındayım. Tamam, teşekkürler. Takipçilerimizden bir soru geldi. Neden eğitimini yurt dışına tercih ettin? Neden eğitimi yurt dışından almayı tercih ettim? Okulların Ben yurt dışında yaşamak istiyordum. Hayallerimden bir tanesi buydu. Şu ana kadar gerçekleşmemiş olsa da hala da üzerinde çalıştığım bir hayalim bu. Yurt dışındaki bir okulun geçerliliği bana göre Türkiye'deki bir okulun geçerliliğinden daha CV üzerine daha etkili oluyor. Yurt dışındaki bir okul, mesela Virginia Tech olsun, bu okuldan mezun olduğunuzda Avrupa'ya da gitseniz, Avustralya'ya da gitseniz, Kanada'ya da gitseniz okul bilinebiliyor ve bir standarda tabi olduğu düşünülüyor. Türkiye'den mezun olduğunuzda çok çok büyük üniversiteler dışında değilse sizin seviyenizi belirlemekte zorluk yaşıyorlar. Tabii bu daha ilk başladığınız zamanlarda, daha ilk iş deneyiminizi kazanırken, sonraki iş deneyimlerinde çok fazla okula bakılmıyor açıkçası. Tamam, teşekkürler. Peki bölümünü okumak isteyenlere, bölüme girmeden önce okumayı tavsiye ettiğin kitaplar? Bölüme girmeden önce okumayı tavsiye ettiği kitaplar var mı? Kitap olarak tavsiye ederim ama konu üzerinde tavsiye edebileceğim noktalar var. Devre analizini öğrenmelerini tavsiye ederim. Devre analizini öğrenmeleri derken, bu aslında lisede başlanılan bir konu. DC devrelerinde yani pil veya bir güç kaynağı bağlanıp rezistans ve üzerinden geçen akım, rezistans yolları, nodal analiz denilen konu var. Onun üzerine yönelmeleri. Bu bilgiler aslında elektrik mühendisliğinin en temel bilgilerinin bir tanesi, ilk aldığınız derslerden bir tanesi ve her seferinde her ilerlediğiniz ekstra aldığınız derslerde bunları kullanmaya başlıyorsunuz. Bu devre olur, güç sistemleri olur, bilgisayar elektronik kart tasarım olur. Bunların her birinde bu temel bilgiler kullanılıyor. Dört tane temel konu demeyeyim de dört tane temel işlem var. Bunlardan biri nodal analiz, bir tanesi Ohm's law, işte V eşittir I R, Kirchhoff current law. Bu bilgiler üzerinde ilerlemeleri rahatlık elde etmelerini sağlar. Tamam, teşekkürler. Peki biraz da bize yaptığın işten, çalıştığın şirketten bahseder misin? Tabii ki de ben şu an Eldor Corporation'ın
İzmir şubesinde elektrik test mühendisi olarak çalışıyorum. Biz otomotiv sanayine parça üreten bir firmayız. Bizim ürettiğimiz parçalar elektriksel fonksiyon gören parçalardan. Bir tanesi ateşlemenin içinde kullanılan parçalardan. Bir tanesi hatta ateşlemenin kendisini yapan parçalardan. Bir tanesi ben mühendislik departmanında çalışıyorum orada. Proses mühendisi olarak geçiyor tanımımızda. Proses mühendisi ne yapar diye sorarsanız prosesin yani üretimdeki toplama, test, kontrol bu tarz işlerin kontrollü ve düzenli gittiğini garantiye almak üzere çalışırız biz. Benim ilgilendiğim proses testing kısmı. Test dediğimiz olay da bizim ürünün elektriksel özellikleri müşteri isteklerine uygun mu? Tamam, teşekkürler. Peki, Eldor Corporation bildiğim kadarıyla aslında İtalya temelli bir şirket. Çok bir şirkette çalışmanın zorlukları ve avantajları neler? Zorlukları ve avantajları şöyle. Zorluk olarak baktığınızda farklı şubelerdeki iş arkadaşlarınızla iletişimde olmanız gerekiyor. Onlarla yürüttüğünüz ortak projeler oluyor. Ve zaman kaymasından dolayı çalışma saatlerinin dışına kaçabiliyor. Mesela bizim Çin fabrikasıyla ürettiğimiz bir projede biz sabah 8'de geldiğimizde onların çıkış saatine yaklaşmış oluyor aslında bakarsanız. Bu yüzden işler aksıyor demeyeyim de işler daha yavaş ilerleyebiliyor. Avantajları olarak bakarsanız çok uluslu şirketler dünya çapında bilinen ve kendi alanlarında isim şirketler oluyor. Bu şirketlerin sizin CV'nizde bu şirketlerde çalışıyor olduğunuzu görmek size aslında iyi bir başlangıç ve iyi bir avantaj sağlıyor. Bunun dışında farklı ülkelerdeki çalışma prensiplerini, farklı ülkelerdeki çalışma düzenlerini öğrenmeye başlıyorsunuz. Kamusal bir şirket oluyor. Çok uluslu şirketler genel olarak baktığınızda kamusal bir şirkette çalışmış oluyorsunuz. Kendi haklarınız birazcık daha bu yüzden güvenceye altına almış oluyor. Benim aklıma gelen şu anlık bunlar. Tamam, teşekkürler. Peki sence iyi bir test stratejisi nasıl olmalı? Bence iyi bir test stratejisi nasıl olmalı? İyi bir test stratejisinde farklı variable'ları, farklı değişkenleri ortadan kaldırmanız gerekiyor. Yaptığınız test etmek için yaptığınız test sisteminin, yaptığınız uygulamanın test etmek istediğiniz şeyi test ettiğini ve başka dışarıdan gelen etkenleri olabildiğince aza indirdiğinizden emin olmanız gerekiyor. Benim düşüncem bu. Tamam, teşekkürler. Aslında test her alandaki projeye uygulanabilecek bir kavram. Alan alana yapılan testler ne gibi farklılıklar gösteriyor? Şöyle söyleyeyim. Alandan alanın içinde biz kendi fabrikamız için farklı farklı testler uyguluyoruz aslında bakarsanız. Ben elektriksel testlerle uğraşıyorum. Kameracı arkadaşlarımız var. Kamera ve görsel testlerle ilgilenen. Test dediğiniz şey aslında çıkan bir ürünün veya kontrol etmek istediğiniz şeyin size verilen isteklerle doğru orantıda olduğunu ve size verilen isteklerin içinde olduğunu incelediğiniz bir alan aslında bakarsanız. Görülen farklılıklar uygulamak istediğiniz testten teste göre değişir. Ama temelinde yatan şey ölçtüğüm şey veya baktığım şey benden üründen beklenilen ve istenilen performansın içinde midir? Tamam, teşekkürler. Peki sence iyi bir test mühendisinde olması gereken özellikler neler? İyi bir test mühendisinde istatistikten iyice anlaması gerektiğini düşünüyorum ben. Çünkü test sisteminizde olan bir değişiklik veya test sisteminizde olan bir aksaklık, bozukluk
hemen kendini nüksetmeyebilir, uzun vadeye yayılabilir ve bu uzun vadedeki şeyi ancak istatistiksel kontrol sağlayarak ve istatistiksel analiz sağlayarak elde edebilirsiniz. Bunun dışında test ettiğiniz noktaların neden test ettiğinizi, nasıl test ettiğinizi ve uygulamayı nasıl yaptığınızı çok iyi bilmeniz gerekiyor. Benim elektriksel testlerimde aslında biz ürünü çalıştırıyoruz. Ürünün çalışma prensibini benim çok iyi bilmem gerekiyor o yüzden. Bu konu üzerinde bu üründen çıkabilecek veya bu ürünün kontrol etmek istediğim noktaları neden bu şekilde sonuç veriyor? Ne değişiklikler bu şekilde sonuç vermeye neden olabilir? Ürünün aslında çünkü şöyle anlatayım. Test sisteminiz aynı sistem olsa bile bir sistem ya yani bir ünite ile ikinci ünite arasında farklılıklar olabilir. Bu farklılıkların neden geldiğini anlamanız gerekmektedir. Bunun dışında ürünün kendisinde farklı olabilir. Daha önceki proseslerden gelen bunun neden geldiğini anlamanız gerekir ve ürünün gerçekten doğru değerini ölçtüğünü anlamanız beklenir sizden test mühendisi olarak. Bunun için de sampling yapılabilir, analiz yapılabilir, data analizi dediğimiz istatistiksel analizler yapılabilir. Benim aklıma şu anlık bu kadar geliyor. Tamam, teşekkürler. Peki sen neden test mühendisi olmayı tercih ettin? Ben neden test mühendisi olmayı tercih ettim? Ben aslında test mühendisi olmayı yani nasıl anlatabilirim? Düşüneyim bir. Aslında test mühendisi olmayı tercih etmedim. Ben proses mühendisliğine başvurmuştum. Proses mühendisliğine test mühendisliğine denk geldim. Tabii bu değişebilirdi de. Beni şu anda da değiştirebilirim istersem. Yani sormam lazım ama hani istersem o yönlerde değişebilirim. Ama test mühendisliğinin benim sevdiğim birkaç noktası var. Uğraştığımız alan ürün elektrik ürettiği elektrik, voltaj ve akımlarıyla uğraşıyorum. Sinyal analizleri yapmakla uğraşıyorum. Ürünün çalışma prensibiyle ve çalışmasıyla ilgilenerek uğraşıyorum. Ve bu aslında Ar-Ge konusunda kendini geliştirmeni sağlayacak noktalar da kazandırıyor. Üründe şunu değiştirirsem ne olur? Şunu şöyle yaparsam ne olur? Çıkan sinyal nasıl sonuç verir? Bu bilgiler test mühendisliğinde sinyallerle uğraşmak benim hoşuma gidiyor aslında. Bu yüzden de olduğum pozisyondan memnunum. Teşekkürler. Peki projenin yapılmasına görev alan mühendislerin yaptıkları çalışmayı test etmesi yerine neden başka birini alır? Proje yapılmasına göre olanlarsa kendi yaptıkları çalışmayı test etmek yerine neden başkasına test ettiriyorlar? Şöyle söyleyebilirim. Birkaç kişinin yapılan çalışmayı kontrol etmesi aslında daha sağlıklı bir yöntemdir. Sizin yaptığınız bir hatayı, sizin gözden kaçırdığınız bir hatayı sizden bu işi daha iyi bilen biri yakalayabilir. Bu projenin yapılmasına göre olan mühendislerin kendi yaptığı çalışmayı test etmeye neden başkalarını test ediyorlar sorusunun cevabı aslında. Double kontrol, triple kontrol. Gözünüzden kaçan bir şey başkası gözünden kaçırmayabilir. Benim yaptığım test mühendisi birazcık daha farklı. Ben ürünlere %100 kontrol yapıyorum. Benim kendi yaptığım alan da aslında proseste bir nokta ve o nokta aslında bir proje olarak düşünülemez. Ben de zaten yapmıyorum bunu. Bir istasyon var. İstasyon ölçümleri alıyor. Kendi üzerinde yazılan program üzerinde incelemesini yapıyor. Ona göre ürünler okey veya not okey diye geçir. Okey veya not okey olarak mimleniyor. Ve ona göre devam ediliyor. Ama bizim görevimiz bu istasyonların doğru ve düzgün ölçüm yaptığına göre emin olmak, stabil ve kontrol altında olmasını sağlamak. Tamam, teşekkürler. Bizim nasıl bir hayalet? Virginia şöyle bir eyalet. Washington DC'nin hemen altında kalıyor. O yüzden kuzey ve güney arasında dağlar kadar farklar oluşabiliyor.
Kuzeyinde daha çok devletle çalışan veya askeriyeyle çalışan bu alanlarda iş yapan şirketler oluyor kuzeyinde. Kuzeyinde yaşayanlar genelde DC içerisinde çalışıp DC'deki kira ve yaşam masrafları çok yüksek olduğundan dolayı Virginia eyaletine taşınmayı tercih eden kişiler oluyor. 40 dakikalık, 35 dakikalık araba sürüş mesafesinde olduğu için günlük şeyleri Virginia'dan çıkıp DC'ye gitmek, DC'den iş bittikten sonra DC'den geri dönmek olarak geçiyor. Ama doğusuna git şey güneyine gitmeye başladığınız zaman daha çok tarımla uğraşan bir sektör görmeye başlıyorsunuz. Tarım ve tarım için gerekli malzemeler, ekipmanları satan bir sektör olarak görmeye başlıyorsunuz. Tamam, teşekkürler. Peki hayat pahalı mı? Yurtları nasıl? Hayat Blacksburg'da hayat çok pahalı değildi. Zaten belli gıda olsun, giyim olsun, belli başlı alışverişlerde fiyat çok oynamıyor eyaletten eyalete. Yurt olarak bakarsanız kiralar aslında bana göre bence ucuzdu diğer eyaletlere göre. Mesela New York'ta kalmaya çalışırsanız çok pahalıya patlardı böyle bir şey. Ama Virginia'da böyle sıkıntılar yaşamıyordum. Benim kira ücretim 950 bin dolara yakın da aylık. 2 kişi kalıyorduk. 450 dolara düşmüş oluyordu. Bizim kaldığımız evde New York'ta kalmak benim tahminim 1500'den başlayabilirdi. 2 kişinin vereceği toplam fiyat. 1500-2000'den başlayabilirdi. Tamam, teşekkürler. Peki sana göre Virginia'da yaşamanın iyi ve kötü yanları neler? İyi yanı Blacksburg'da yaşamanın iyi yanı olarak düşünüyorum. Virginia'da yaşamanın iyi yanı çok fazla düşünemiyorum açıkçası. Tamam. Birazcık küçük bir kuzeyinde yaşamadığım sürece iyi bir yanını göremiyorum, düzelteyim. Blacksburg'da yaşamanın iyi yanı çok farklı eyaletlerden, çok farklı bölgelerden gelen bir sürü insanla tanışıyorsunuz. Okuldan dolayı etraftaki kültürel gelişiklik, kültürel yapı diğer şehirleri olanla daha birazcık daha üst seviyede oluyor. Bunun dışında okuldan dolayı etrafta yani Blacksburg'un etrafındaki gelişmişlik, etrafındaki şehirlerdeki gelişmişlik, Virginia'nın diğer şehirlerin etrafındaki diğer şehirlerin gelişmişlerinden birazcık daha iyi oluyor. Bu sosyal aktiviteler anlamında olabilir. Olan ve gezebileceğiniz yerler anlamında olabilir. Çünkü okula gelen bir sürü öğrenci olduğundan ve sürekli olan dönem bir ekonomi olduğundan dolayı birazcık daha insanların orada kalması teşvik edici yatırımlar oluyor okulun etrafında ve okulun etrafındaki şehirlerde. Tamam, teşekkürler. Peki ulaşım imkanları nasıl? Amerika'da arabanız olmadığında ulaşım birazcık zorlaşmaya başlıyor. Büyük şehirlerde değilseniz. Bizde sadece otobüs vardı Blacksburg'te. Her yere otobüsle gidiyordunuz veya yürüyordunuz arabanız yoksa. Ama her şey yürüme mesafesinde. Hani ben kendi evimden çıkıp okula yürüyerek de gittiğim oluyordu. 15 dakika, 20 dakika bir yürüme mesafesi oluyordu. Otobüsle gittiğimde 5 dakikalık bir süre veya 3-4 dakikalık bir süre olabiliyordu bunlar. Şehre gelmesi de birazcık zor aslında bakarsanız. Virginia'da bir tane havaalanı var ama benim bildiğim bir tane havaalanı var. Olan havaalanı international değil, uluslararası bir havaalanı değil. Eğer o havaalanına iniş yapmak istiyorsanız önce Chicago'ya veya farklı bir DC dışındaki farklı bir havaalanına, international havaalanına inmeniz gerekiyor. Oradan aktarmayla Virginia'daki havaalanına ulaşıyorsunuz. Ben genelde benim yaptığım şu oluyordu. DC'ye iniyordum. DC'de bir gece geçirip bir sonraki sabah ilk şehirler arası otobüste DC'den Blacksburg'a geçiş yapıyordum. Birazcık uzun sürüyordu geri dönmem Türkiye'den Amerika'ya ve Amerika'dan Türkiye'ye geri dönmem. Dediğim gibi araba birazcık zorunluluk gibi kalıyor küçük şehirlerde.
Tamam, teşekkürler. Batuhan, benim sorularım bu kadardı. Senin eklemek istediğin herhangi bir şey var mı? Eklemek istediğim herhangi bir şey. Üniversite ve dışarı üniversite okumak hayatınızın aslında çok önemli bir parçası. Hayatınızda geleceğinizde yapacağınız işin çok büyük ihtimalle temellerini atmaya başladığınız nokta. Tercihlerinizi çok iyi yapmanız gerekiyor bu konuda. Okumak istediğiniz bölümü, okumak istediğiniz alanı, okumak istediğiniz okulu iyi seçmeniz gerekiyor. Bir mühendis, yani Türkiye'de herkes mesela mühendislik nedir bilir ama mühendis ne iş yapar bildiğini düşünmüyorum insanların. Buna ben de dahildim. Ben mühendislik okuyacağım diye gittim ama mühendisin günlük olarak neler yaptığını çok iyi bilemiyordum. Etrafımda çok fazla mühendis tanıdığım olmadığı için çok iyi kavrayamıyordum. Birazcık arka planda kaldım bu yüzden. Birazcık geride kaldım. Mühendisçe düşünme ve mühendisçe yaklaşma yetilerim daha yoktu. Bunun dışında okurken, mühendislik okurken edindiğiniz bilgilerin genelde teorik bilgiler oluyor. Ama sahaya indiğinizde, sanayiye atıldığınızda ve işe başladığınızda pratik bilgilere de ihtiyacınız var. Teknik ve pratik bilgilere ihtiyacınız var. Kişiden kişiye değişir bu ama teknik bilginiz bu lehim yapmak olur. Ne bileyim, en basitinden alyan anahtarıyla bir şeyler açmak olur. Bu bilgiler bir mühendisin işine yaramaz diye düşünüyorsunuz veya bunlarda bir pratik yapmam gerek yok diye düşünüyorsunuz ama iş başladığı zaman ve bir proje içerisinde bunları yapmak zorunda kaldığınız zaman yavaşlamanıza neden olabiliyor veya yapamamanıza neden olabiliyor. Arkadaşlarım, mühendislik yönünde gidecek arkadaşların kendilerini bu yönde hobilerle geliştirmelerini tercih etmelerini tavsiye ederim. Bunun dışında işini severek yapmaları gerekiyor insanların. Ve okuduğu bölümü severek yapmaları gerekiyor. Elektrik elektronik mühendisliğinden çok başlayan ve yarı yolda bırakan tanıdığım bir sürü arkadaşım oldu. Sevmiyorsanız gerçekten zor bir alan. Matematiksel olarak ve fiziksel olarak yani fizik ve matematik bilginizin çok iyi ve üst seviyede olması gerektiğini, karışık konuların girmeye başladığı bir alan. Kafanız avuçlarınızın içinde böyle bütün gece kağıda bakıp şey yaptığınız olacak yani arkadaşlarım bu konuda haberi olsun. Çok çalışmanız gerekecek olan noktalar var. Anlayamayacağınız noktalar olacak. Çünkü anlayamamanızın nedeni genelde şu oluyor. Çok geniş bir alan olduğundan dolayı size başka bir noktada anlatılmayan ve es geçilen bir konu karşınıza başka bir derste çıkacak ve bu nereden geliyordu veya bunun nedeni neydi diye sorgulamaya başlayacaksınız. Bu noktalarda Google'ın iyi arkadaşınız, haberleri olsun. İyi bilgiler öğrenilebiliyor oradan. Amerika'da okuyacak arkadaşlar için ve okumayı düşünen arkadaşlar için söylüyorum. Ödev sistemi, ödev bazlı sistemi var. Ders notlarınızın ortalama olarak %20'si ödevlerden aldığınız notlardan geliyor. Her zaman yapamıyorsunuz. Başka projeleriniz oluyor, başka sınavlarınız oluyor. Ama sürekli aksatmanız demek notunuzun çok büyük bir noktasını heba etmek demek oluyor. Ve her ders her hafta ödev veriyor. Ben lisede çok fazla bununla karşılaşmadım. Her hafta ödevim olduğu ve her dersten ödevim olduğu konusunda. Bu Amerika liselerinde de başlarına gelen bir şey. Oradakiler alışık oluyor bu konuda. Bizde birazcık daha önce başınıza gelmediyse cabalayabilirsiniz. Birazcık sersemleyebilirsiniz o konuda. Genelde çalışma grupları oluyor. Bu departmanların kendi binalarında ve kütüphanelerde olan çalışma grupları oluyor. Bu konuda o gruplara dahil olup, o arkadaşlardan destek alıp ve onlarla samimiyet kurarak birazcık daha işinizi rahatlatabilirsiniz. En azından çözemediğiniz bir soru olduğunda bu nasıl çözülüyordu veya bunu da sen nasıl yaptın
diyebilmenizi sağlayabilir. Bunun dışında öğretmenler genelde şeyleri oluyor, office hours diye geçen saatleri oluyor. Öğrenciler istedikleri soruları gidip sorabiliyorlar. Bunları kullanın. Sorunuz olmasa bile kullanın. Öğretmenin sizi simayen ve ismen tanıması çok avantajlı bir şey. Neden avantajlı derseniz, akademisyen olarak kalmak isterseniz bir öğretmenin veya bir doktora yapmış olan birinin veya o üniversitede proje araştırma yapan birinin altında başlamak zorunda kalıyorsunuz önce. Ve buraya başvuran bir sürü kişi oluyor. Seçim yaparken sizin kim olduğunuzu, kimin başvurduğunu önceden bilmesi sizi bir adım daha öne çıkartabiliyor. Benim aklıma Tamam. başka söylemek isteyeceğim başka soru yok. Arkadaşların sorusu da yoksa. Tamam. Çok teşekkürler o zaman tekrar yayına katıldığın için. Rica ederim, ne demektir? Bu arada yayın hem YouTube kanalımızdan hem Instagram IGTV'den hem de Spotify'da podcast olarak paylaşılacak. Tekrar teşekkürler katıldığın için. Ben Görüşürüz. rica ederim. Görüşmek üzere.